Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Telsiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Bu sıcaklarda en güzel giden nefis çocukların ve büyüklerin de vazgeçilmezi dondurma tarifim var size. Çikolatalı dondurma, sadece 3 malzeme ile ve 15 dakikada hazırlayabileceğiniz çok kolay ama aynı anda da leziz bol çikolatalı dondurma tarifim var. Bizi Instagram sayfamızdan da takip edin arkadaşlar. Linki açıklama kısmında yazacağım. Oradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Ben tarife geçiyorum. Size iyi seyirler. Buzdolabından çıkmış çiğ kremayı döküyorum arkadaşlar. Hatta böyle 10 dakika kullanmadan önce buzluğa atarsanız kabı ile beraber daha iyi olur. Böyle çok soğuk olması gerekiyor. Çikolatam var. Çikolatamı benmari usulü eriteceğim. Çaydanlığın üzerine, kaynayan suyun üzerine koyacağım. Altını en kısık seviyeye getirip orada karıştırarak erimesini sağlayacağım buharın üzerinde. Dediğim gibi kabım derin dondurucuda bir 15 dakika beklettim çiğ krema ile beraber. Daha sonra bu şekilde yavaştan başlayarak yavaş yavaş artırarak kremamızı iyice çırpıyoruz. Daha sonra süt reçelimi ekliyorum. Süt reçeli tarifim sayfamızda var. Kanalımızda var. Linkini alt yorum kısmına yazacağım. Oradan da tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde mikser yardımıyla en üst hızında bol bol çırpalım. Böyle kalınlanması gerekiyor. Çikolatamı dediğim gibi karıştıra karıştıra buharın üzerinde erittim arkadaşlar. Hafif oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bunu kremayı çırpmadan önce yaparsanız daha iyi. Böyle sımsıcak olmaması gerekiyor. Soğuduktan sonra dondurmamızdan alıp böyle hafif karıştıralım. Kremamız, dondurmamız soğuk olduğu için, çikolata ılık olduğu için kolay karışmasını sağlamak için bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve artık dondurmanın içine çikolatamı gönderiyorum. Sönmemesi için spatula yardımıyla artık karıştıracağım. Çünkü çikolatamız böyle köpük köpük olursa daha yumuşak, daha az da dağılan güzel olur. Kristalize olmaz. Böyle buzlar oluşmaz içerisinde yani. Elimizden geldiği kadar söndürmemeye çalışalım. Bu şekilde spatula yardımıyla iyice karıştırdım. Kıvamına bakar mısınız? Bol çikolatalı, nefis oldu gerçekten. Çık dondurmam hazır. Ve artık saklama kabımı alacağım. Sizin de elinizde ne varsa o kabı alabilirsiniz. Bu şekilde ona aktarıyorum. Üstünü düzelterek kapağını kapatarak en az 4 saatliğine buzluğa derin dondurucu gönderiyorum. Bu en minimum saat tabii ki de dondurmanızın kalınlığına göre değişiyor. Evet, 4 saat 6 saat arasında dondurmamız donuyor. Hatta akşamdan yapabilirsiniz. Dondurmam dondu arkadaşlar. Servis yapmadan önce bir 10-15 dakika dışarıda bekletin. Hafif buz açılması için ve dondurmalığınla bu şekilde toplar elde ederek servis yapabilirsiniz. Dondurma az olduğu için tabii ki de bir porsiyon yaptım ben. Böyle kaşıkla beraber geliyor. Evet, dondurmam hazır. İnanılmaz lezzetli oldu. Gerçekten bol çikolatalı oldu. Ben bir de böyle parça çikolatayla da süsleyeceğim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Veya farklı farklı soslarla da servis yapabilirsiniz. Bu şekilde bakar mısınız? Buz gibi. Bol çikolatalı, ağızda eriyen
15 dakikada hazırlanan dondurma ev yapımı, hiçbir katkısı yok. Tamamen doğal, kendi yaptığınız süt reçeliyle, çikolatayla ve kremayla oluşan nefis lezzet arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten nefis oldu. Böyle videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.